Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi yeni bir tonus işi örnek çalışması yapacağız. Kanalımda birçok tonus işi örnek çalışması, yelek, hırka, süveter çalışmaları var. Onlara da bakabilirsiniz. Bunu yaparken Alize Burcu'nun batik kullandım. Örnek çalışması için biraz böyle kalın bir ip kullandım. Daha rahat görebilmeniz için. Özellikle mevsimlik yazlık örgüleriniz için modeli değerlendirebilirsiniz. Dikdörtgen şal yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolay. Sadece bir sıranın tekrarından oluşuyor. Bunu yaparken 6 milimetrede şiş kullandım. Daha küçük numaralarda şiş kullanırsanız şu görmüş olduğunuz boşluklar daha küçük olacaktır. Ben bu şekilde denedim. Şimdi yine yeni bir örnek parçasında sizlere daha küçük tığ kullanarak da göstereceğim. Modelin nasıl durduğunu böylece daha rahat görebilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken örnek parçası için bebe yünü kullanıyorum. Biraz kalın bir bebe yünü. 5 mm tığ kullanarak yapacağım. Küçük bir örnek parçası yapacağım için böyle tığ ile devam ediyorum. Şöyle gevşek olacak şekilde, olabildiğince, yani normal bir gevşek değil, bakın böyle uzata uzata çift sayıda zincir çekiyoruz. Şimdi ben örnek parçası için hemen 10 tane zincir çekeceğim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. Şöyle zincirimi tersine çeviriyorum. Böyle arkadaki ilmeklerden değil, direkt şöyle ortasından battım ve ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu da farklı bir başlama tekniği olsun. Her zaman bu kabarık ilmeklerden oluyordu. Ve son ilmeğimi çıkardım. Son ilmeğimi biraz uzatıyorum. İlkin içinden tek olarak çıktım. İkisini birlikte yine zincirlerimizin mesafesini hatırlayalım. Ona göre burada ikisini birlikte alırken ipimizi, yani şu kısmı ona göre uzatalım. Başa kadar geliyoruz. Şimdi başa geldiğimiz zaman ilk ilmeğimizi biraz uzatıyorum. Çok fazla değil. Biraz uzatıyorum. Hemen şöyle sıradaki iki ilmeğin arasındaki boşluğa batıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım. Daha sonra sıradaki diğer iki ilmeğin arasına battım. Yine bir ilmek çıkardım. Son iki ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar son batmış olduğum iki ilmeğin, yani aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimi topladığım için tekrar sıradaki boşluğa, yani iki ilmeğin arasına battım. Bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte topladım. Şimdi yine son batmış olduğum yere tekrar battım. Sıradaki iki ilmeğin arasına bu şekilde buradan bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimi birlikte topladım. Şu ilmeklerinizi çok fazla uzatırsanız daha büyük olur boşluklarınız. Sıkı tutarsanız da daha küçük olur. Yine son batmış olduğum yerden sıradaki iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım ve ikisini birlikte topladım. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sona geldiğimiz zaman yine son boşluktan tekrar bir ilmek çıkardım ve kenar ilmeği ile birlikte burada bir ilmeğim var. Hemen buraya da batıyorum. Buradan da bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte topladım. Şimdi son kenar ilmeğimi yapıyorum. Biraz uzattım kenar ilmeğimi başlangıçta olduğu gibi. İlkinin içinden tek olarak çıktım. Diğerlerini yine ikisini birlikte şeklinde başa kadar geliyorum.
İlmeklerimi de bu şekilde biraz mesafesini eşit tutarak bu şekilde çıkartıyorum. Renk değiştirmek isterseniz başlangıca geldiğiniz zaman şu son iki ilmeği yeni renginizle toplayıp aynı şekilde sıraya devam edebilirsiniz. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Biraz ilmeğimi uzattım. Çünkü ilmekler, ortadaki ilmekler biraz uzadığı için başlangıçta ve sonda ilmeğimi uzatıyorum. Çok fazla değil. Hemen ilk boşluktan bir ilmek çıkardım. Sıradaki boşluktan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte topladım. Tekrar son boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Yani aynı boşluktan tekrar sıradaki boşluktan artık boşluklarımızdan rahatça ilmek çıkartabilirsiniz. Aynı yere tekrar battım. Sıradaki boşluktan ikisini birlikte topladım. Aynı yere sıradaki boşlukta ikisini birlikte topladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bu sırayı tamamlayalım. Daha sonra kapanışı göstereceğim. Sona geldiğimiz zaman sonda yine aynı yerden bir ilmek çıkardım. Hemen kenar ilmeğinden önceki boşluktan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte topladım ve kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimi biraz uzattım ve ilkinden tek olarak çıktım. Burada da biraz ilmeğimi uzatıyorum. İkisini birlikte. Tekrar başa geldim. Şimdi kapatmak istediğimiz zaman şöyle aradan ilmeğimi çıkardım bu şekilde. Tekrar sıradakinden bir ilmek çıkardım, kapattım. Sıradakinden bir ilmek çıkardım ve kapattım. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok kolay. Modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.